2015 yılında İstanbul'daki işimden ayrıldıktan sonra 125cc motorumla bu rotayı takip ettim ve Gürcistan'a geçerek motosikletle ilk yurt dışı seyahatime başladım. Trabzon'da ailemle vakit geçirdikten sonra Gürcistan sınırına sürüyorum ve hızlı bir şekilde sınırdan karşıya geçiyorum. Batum'da bir akşam konakladıktan sonra Gürcistan'ı bir günde bitirebilmek için Tiflis'e uğramadan kuzeye doğru Stepantsminda'ya sürüyorum. Stepantsminda yakınlarındaki Suna isimli köyde bir akşam kamp yaptıktan sonra sınırı geçmek üzere Rusya'ya doğru devam ediyorum. Sınır kapısında uzun tır kuyrukları var. Ancak motosikletli olduğum için en öne geçmeye müsaade ediyorlar. Uzun süren işlemler sonunda Rusya'dayım. Hedefim en yakın şehir olan Vladikavkaz'a varmak. Vladikavkaz'da
Vladikavkaz'dan sonra bir akşam Stavropol'da kalıyorum ve Gürcistan'da tanıştığım Cengo ve arkadaşıyla Elista'da bir akşam kamp yapıyoruz. Sonrasında ise hedef Volgograd. Volgograd'a vardığımda motorun yağını Yamaha servisinde değiştiriyorum. Caddelerde motor sürerken de Rusya'da olduğumu hatırlatan belirgin işaretlere rastlıyorum. Ve sonrasında motoru binanın içine güvenli bir şekilde park edebileceğim bir hostelde kalıyorum. Rusya'da yollar çok uzun. Önce Saratova, oradan da Samara'ya geçiyorum. Ardından Ufa'da bir akşam konaklıyorum. Çelyabinsk'te durmadan 700 kilometre sürüp Kurgan'a varıyorum. Sonrasında Kazakistan'ı pas geçip işime ve ardından sürpriz dolu Omsk'a gidiyorum. Thank you.
Bu yolculukta şehirlerde çok fazla video çekmediğimden genel olarak yollardan görüntülerim var. Ufa'da 2 akşam kalıp şehri güzelce gezmiştim oysa ki. Çelyabinsk'e kendimce erken bir saatte vardığımdan durmayıp Kurgan'a devam ediyorum. 700 küsür kilometre yol yapıyorum ve 100 kilometrelik bir kısmında yolda tanıştığım bir motorcu bana eşlik ediyor. Kazakistan yol ayrımında işim yönüne ilerliyorum. Bu şehirde tanıştığım bir motorcu beni evinde ağırlamak istiyor ama ailesine yük olmak istemediğimden bir otele geçiyorum. Ertesi gün ise karşı yönden gelen bir dost var. Japonya yolu bu taraf mı? Buradan dümdüz gidiyorsun abi. Eczane var, sağa dön. Bu Türkü Cumhuriyetlerden geçerken şey dedim. Dünyanın 1/4'ü su falan değil, bozkır dedim. Rusya, Rusya. Şimdi de Rusya diyorum. Geri kalan 1/4'ü de Rusya. Sorma ya. Dilsiz bitmiyor ya. Ya buradan öteye viraj yok. Omsk'tan ayrıldıktan sonra Novosibirsk'e kadar 600 küsür kilometrelik yolu bir günde bitiriyorum. Ardından Barnaul'a iniyorum. İşte burası da Rusya. Ah. Burası. Yani merak edenlere. Barnaul'dayken planım güneye doğru sürüp Kazakistan'a gitmekti. Amacım ülkeye girmiş olmak. Bir iki gün gezip belki de tamamen aynı yoldan geri dönecektim. Fakat yola çıktığım sabah küçük bir kaza yaptığım için bu plandan vazgeçiyorum ve Moğolistan sınırına sürmeye başlıyorum. Hatta bu yolda bazı Türklerle tanışıyorum. Thank you.
Altay Dağları'nın eteğinde kamp yaptık. Şimdi kamp alanını terk ediyorum ama hemen Nazlı çıktı bu sabah. Sürdük, Moğolistan sınırına geldik. Manzara gördüğünüz üzere artık böyle bomboş. Şu kasabadan benzin ve yiyecek ikmali yapıp sınırı geçmeye çalışacağız. Moğolistan, bakalım bizi neler bekliyor. Görüşmek üzere. Moğolistan'da belli bir rotam yok. Olabildiğince güney rotasını takip etmeye çalışıyorum ve çöllerden geçiyorum. Başkent Ulaanbaatar'a gelmeden önce de Orhun kitabelerini görüyorum, ardından kuzeye çıkıyorum. İlk 12 kilometre bitti Moğolistan'da. Bu rezil yol şimdilik bitti, bir asfalta çıktık. İleride bir şehir gözüküyor. Sanırım oraya kadar vardır ama çok güvenmeyeceğim asfalta. Yine düşük süratlerde devam edeceğim. Giden çıkıp tam 61 kilometre geldim. Yol çok güzel asfalttı ve bundan sonra bu şekilde devam ediyor. Göktürk kitabelerini görmek üzere Cengo ile buluşuyoruz ve tarihe dokunduktan sonra Ulaanbaatar'da bir iki gün dinleniyoruz. Ben ve motorum Temel arazi sürüşünden çok yorulmuş durumdayız.
10 günün sonunda ülkeden ayrılmak üzere Rusya sınırına gidiyoruz. Rusya'daki ilk şehrimiz Ulan-Ude. Oradan ayrılınca da alternatif bir rotayı takip ederek Çita'ya gidiyoruz. Farklı rota üzerinde kamp yapıp tezek yakmak şart oluyor. Şans. Çita'ya varınca Serkan Söğüt'le tanışıyoruz ve 3 kişi devam ediyoruz yola. Habarovsk'a kadar olan 2100 kilometrelik yolu tek başına sıkılmadan geçmek imkansız. 3 kişi olunca da benim YBR'yi arada dönüşümlü kullanıyoruz. Bu benim için çok rahatlatıcı bir durum oluyor. Habarovsk'ta Cengo'dan ayrılıyoruz ve artık 2 kişiyiz. Gemiye binmek üzere Lidogo üzerinden Vanino'ya gidiyoruz. Tamam, o küçüğü getir, getir. Tamam, o iyi, getir. Aferin lan. Kamp yerinde alp çocukları buldu. Kas gücü olarak kullanıyor, odun taşıttırıyor. İyi taşıyorsun ha. Sende zaten bir siyahi şey teni de var. Ha? Adın ne senin? He? Alp. Sen? Ruslan. Ruslan. Ben. Ya yardım etsene çocuğa. Derol. Bana bak.
Yardım etsene. Herhalde şef biri iş orada. Ne yapayım okuyum? Yardıma ihtiyacı yok diyorsun. Ne yapayım bunu? Kendi yapar ha. Vanino'dan gemiyle Sahalin Adası'na, oradan da feribotla Japonya'ya geçiyoruz. Sahalin'de bizi Ahmet abi ağırlıyor. Onunla vedalaşıp gemiye binmek üzere Korsakov Limanı'na gidiyoruz. Sonunda hedefim olan Japonya'ya varmak üzereyim. Motorumu alamadım. Gel gel. Bismillahirrahmanirrahim. Japonya'da ilk günümüzde artçıyız. Motorların gümrük çıkış işlemlerini cuma akşamı geldiğimiz için halledemiyoruz. Neyse ki Mikio-san bizi evinde ağırlıyor. Pazartesi günü işlemleri hallettikten sonra artık yola çıkmaya hazırız. Mikio-san, thank you for everything. Yeah. Soldan akan trafiğe adapte olmak için ilk kilometrelerde sakin kullanıyoruz. Hele bir de adası olmayan kavşaklara alışık değilseniz daha da dikkatli olmak lazım. Japonya rotası basit. Zaten en kuzeydeyiz. Önce bulunduğumuz Hokkaido adasını bitiriyoruz. Anakara'ya geçince de Tokyo'ya kadar devam. 15 gün aralıksız kamp yapıyoruz bu yolda. Hem Sahalin Adası'ndaki Ahmet abinin evinde hem de Wakkanay'daki Mikio-san'ın evinde tembellik yaptığımızdan ilk gün kısa mesafe sürüp burada kamp yapıyoruz. Böyle tenis kamp alanları olduğu için Japonya tam bir kamp cenneti. Otoyola hiç çıkmıyoruz. Ana yolları da nadiren tercih ediyoruz. O yüzden videonun devamında bolca virajlı dağ yolu var.
Birkaç gün kamp yaptıktan sonra ilk büyük şehrimiz Sapporo'ya varıyoruz. Ucuz konaklama bulamayınca da şehrin ortasındaki devasa parkta kuytu bir köşe bulup iki akşam çadırlarımızda uyuyoruz. Kamp yere bakacağım çünkü ileriden sağa dönüş var. Biri gölün öbür tarafına, biri bu tarafına geliyor. Eğer kamp yeri aşağıdaysa daire çizmemiz lazım boş yere. Şimdi aşağısından gidersek aynı yolu yapmış olacağız. Şimdi gölün üstünden gidersek tak tak oraya atacağız kendimizi. Bak şöyle. Aynen. Ama yarın altından mecbur döneceğiz böylece. Gölü pas geçemiyoruz. Uyumaro, Shitasu, Kamaropo kamp alanı senin dediğin yer. Kapalıydı gördün mü? Nasıl? Hani sağdan gidecektik ya öbür tarafa kestirme olsun diye. Ha. Öbür tarafına. National Park tabelası vardı. Dönüş kapalıydı. Orası mıydı viraj? Ha? Evet orasıydı dönüş. Zaten istesek de giremiyormuşuz. Kaderin bir oyun işte. Bakayım. O harbi. Ha? Şuraydı o evet, kapalıydı. Evet kapalıydı işte dönemedik. Mecbur böyle takip edeceğiz. Çok, çok gelen giden de var yalnız. U döneceğiz evet, burada. U döneceğiz. İki defa döneceğiz. Denizin kenarına kadar. Bak yol oradan gidiyor. Gölün kenarına ineceğiz. Çok güzel. Yalnız ileride hava güzel. Demek ki bu bulut bu tarafa doğru geliyor. Ne tarafa geliyor? Bak bakayım. Evet. O bulut yağmur getiriyor işte. Bak buralar açık. Gelecek o işte. Evet. Geliyor hatta. Hızlı geliyor bayağı. Bu kadar hızlı geliyorsa yağmur var demektir. Ya çok güzelmiş ya. Yalnız bu Japon amcalar, tamam yasaklar masaklar okeydi, her şeyin tabelası var. Evet, her şey var. Bunun ne işe yaradığını yazmışlar. Bunlar gitti okuyor orada. Orada yazılı. Şimdi burayı manzara olur diye buraya da koymuşlar. O tarafı da koymuşlar. Bu ağaçlar bilerek kesilmiş. Evet. Ama burası manzaralı nokta diye burayı belirlemiş. Ve biraz öncesi zaten yavaşlayacağım diye buraya koymuş şey. Bu Suzuki Swift'ler var ya. Swift olmasın. Swift. Dünyada en az harcayan şey mi neydi? Bunlardan 2-3 tane verdiler gezginlere. Burayı bilmem ne kaç bin kilometreyi bilmem ne kaç litreye de mi ne yaptı? 3.2 mi ne öyle bir şeyler yaptı. Thank you.
O bulutlar cidden yağmur getiriyor ve birkaç gün boyunca motor sürerken yağmurda ben sürekli ıslanıyorum. Bu kadar eşya iki motordan mı çıktı? Yok, yolda birkaç kişiyi daha soyduk. Eksik olan şeyler vardı. Birkaç GoPro aldık. İşte bulaşık deterjanı aldık. Bulaşık deterjanı nerede? Bizim motorda yoktu. Şurada bulaşık deterjanı var. Bizim motorda önemli. Yoktu. Tabii. Ben bir iki çamaşır falan aldım. İç çamaşır. O değil de çamaşırları dün yıkadık. Çorap falan eksikti, onları aldım. Onları da tamamladık. Artık Japonya'da başımızı öne eğmeyeceğiz. Anakara'ya geçerken bir günlüğüne ayrılıyoruz. Ama yine ormanın içine kamp yapmaya devam.
7.30 kampı terk edip Nikko'ya doğru gidiyoruz inşallah. Bu kadar erken de yola çıktığımız pek olmuyordu. Evet, an itibariyle Nikko'dan ayrılıyoruz ve son durağımız olan Tokyo'ya gidiyoruz. Dağlar, tepeler ve virajlar bitiyor. Yoğun bir trafikte Tokyo'ya varıyoruz. Yeterince dolaştıktan, sushi'ye doyduktan, Yamaha fabrikası dönüşü son bir kez ıslandıktan sonra motorumu, kargosu çok pahalıya geldiğinden Tokyo'da tanıştığım bir Türk'e satıyorum. Ve 85 gün sonra uçakla Türkiye'ye dönüyorum. Yolda görüşürüz.